Bor trifluörün noktalı yapısını çizmek istiyor olursak öncelikle vesper yani değerlik kasmanı elektron çiftleri itme kuramına bakmamız gerekiyor. Yüksek elektron yoğunluğuna sahip bölgelerdeki elektronların birbirini itmesi sonucu, bağ yapan ve de eşleşmemiş elektronlar birbirlerinden uzakta yer alır. Bu şekilde itme en az düzeye iner ve bu durumdaki atomların konumu da molekülün geometrisini belirler. Öncelikle Lewis yapısını çizmekle başlayalım. Bor triflorür için öncelikle boru periyodik tabloda bulalım. Bor üçüncü grupta yer alıyor. Yani üç tane değerlik elektronu var. Florsa ise yedinci grupta. Yani yedi tane değerlik elektronu var. Ayrıca bir tane değil, üç tane flor var. Demek ki yedi çarpı üç, 21 tane elektron var. Toplamda da Lewis yapısına yerleştirmemiz gereken 24 tane değerlik elektron var. Bor, flordan daha az elektronegatif olduğuna göre merkezde olması gerekiyor. Bor ayrıca 3 tane flor atomuna bağlı. O zaman 3 floru da bu şekilde çizebiliriz. Bu şekilde 6 tane değerlik elektronu yerleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi 2, 4 ve 6. Toplamda 24 tane olduğuna göre 24 eksi 6, 18 tane daha olması gerekiyor. O zaman bu 18 taneyi uçlardaki dış atomlara yani florlara yerleştirmemiz gerekiyor. Flor oktet kuralına uyuyor. Şu anda 2 tane değerlik elektronu olduğuna göre oktetini tamamlamak için 6 tane daha elektrona ihtiyacı var. Öyleyse her bir flora 6 tane elektron ekleyebiliriz. 3 tane flor olduğuna göre 6 çarpı 3, 18 elektronu da tamamlamış oluruz. Sonuç olarak 24 değerlik elektronunu da Lewis yapısına yerleştirmiş olduk. Burada borun oktet kuralına uymadığını düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama bu kurala uymaması bir sorun değil. Neden olduğu konusuna gelince de Borun formal yükü hakkında düşünmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Hatırlayalım. Her bir kovalent bağ iki elektrondan oluşuyor demiştik. Ve burada maviyle göstermiş olduğum gibi. Peki, formal yükü bulmak istediğimizde neler yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Öncelikle bağ yapmamış olan atomdaki değerlik elektron sayısını bulmamız gerekiyor. Bu durumda bu sayı 3 olacak. Bu sayıdan da bağ yapmış atomdaki elektron sayısını çıkartmamız lazım. Bor ve flor arasında bulunan bağlardaki elektronlardan birini bora, birini de flora vermemiz gerekiyor. Bu üç bağ için de geçerli. Demek ki bor, bağ yapmış haliyle de 3 tane değerlik elektronuyla çevrelenmiş durumda. 3 eksi 3 bize 0 formal yükü verecek. Hatırlayalım. Lewis elektron nokta yapısını çizerken yapmamız gereken formal yükü minimuma çekmekti. Bu durumda borun okteti tamamlanmamış olsa da kabul edilebilir bir Lewis yapısıyla karşı karşıyayız. Zaten borun 8 elektronu da alabileceğini biliyoruz. Bazı kimya ders kitaplarında da florlardan birinin üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çiftlerinden birinin yer değiştirerek buraya geçeceğini görebilirsiniz. Bu da borun 8 elektrona sahip olmasına yani oktetini tamamlamasına yardımcı olur. Bu şekilde borda bir formal ülke sahip olur. Bu kabul edilebilir bir durum. Aslında bu olay molekülün genel yapısını da etkileyebilir. Ama biz şu anda burada çizdiğimiz Lewis yapısıyla ilgileniyoruz. Hatta bir sonraki adım için aynı yapıyı biraz daha farklı bir şekilde çizmek istiyorum. Önce florun üzerine ortaklanmamış elektron çiftlerini yerleştirelim. Sonra da ikinci adıma geçelim. İkinci adımda merkez atomun çevresindeki elektron bulutu sayısını bulmamız isteniyor. Bu elektron yoğunluğu bölgesini oluşturanlar bağ yapan elektronlar da olabilir, yapmayanlar da. Yani bağ içindeki değerlik elektronları da ortaklanmamış elektron çiftleri de olabilir. Bunlara sadece birbirlerini iten elektron grupları da diyebiliriz. Merkez atomuna yani bora baktığımız zaman çevresinde birkaç elektron görüyoruz. O zaman burası bir elektron bulutu. Buradaki elektronlar da aynı şekilde bir elektron bulutu oluşturuyor. Hatta burada bir tane daha var. Birbirini iten 3 ayrı elektron bulutum var. Bunlar bize molekülün geometrisini belirlememizde yardımcı olacak. Elektron bulutları mümkün olduğunca birbirlerinden uzakta durmaya çalışacak. Bunun olabilmesi için elektron bulutlarının aynı düzlemde olması gerekiyor. Şimdi buraya bir düzlem çizelim. Ortaya bor atomunu, çevresine de 3 tane ayrı elektron bulutu ekleyelim. Üçü de birbirinden mümkün olduğunca uzaklaşmak isteyecek. Dolayısıyla ortaya üçgen düzlemsel bir geometrik şekil çıkacak. Buraya yazalım. Elektron bulutlarının geometrisi üçgen düzlemsel olacak. Merkez atomunun çevresinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığına göre molekülün şekli de üçgen düzlemsel olacaktır. Bağların arasındaki açıları da hesaplayabiliriz. Üçgen düzlemsel geometrideki açıları bulmanın en kolay yolu ilk olarak bir daire hayal etmek. Elektronlar birbirini ittiğine göre daireyi de 3 eşit açıya bölmemiz gerekiyor. Yani 360 dereceyi 3'e böldüğümüzde cevap 120 ediyor. Buradaki bağ açılarını 120 derece olarak düşünebiliriz. Başka bir deyişle bu elektron bulutlarının birbirini eşit derecede ittiğini de düşünebilirsiniz. Sonuç olarak bağ açıları 120 derece olan üçgen düzlemsel bir geometrimiz var. Bu örnekte 3 tane elektron bulutu vardı. Şimdi bu sayıda elektron bulutuna sahip olan bir başka molekül örneği inceleyelim. Örneğin kükürt dioksit. Öncelikle değerlik elektronlarını sayalım. Kükürt 6. grupta olduğuna göre 6 tane değerlik elektronu var. Oksijen de aynı şekilde 6. grupta. Ama 2 tane oksijen olduğu için 12 değerlik elektronu var. 12 ve 6 bize toplam 18 elektron veriyor. Yani Lewis yapısı için gerekli olan 18 tane değerlik elektronu var. Kükürt oksijenden daha az elektronegatif olmalı, değil mi? Periyodik tabloya bakarsanız kükürt oksijenden daha aşağıda. Bu yüzden daha az elektronegatif. O zaman kükürt oraya merkeze geçiyor. İlk oksijene de aynı bu şekilde bağlanıyor. Şu ana kadar 4 tane değerlik elektronu yerleştirmiş olduk. Burada 2, burada da 2 tane var. 18 eksi 4, bu da bize 14 tane daha yerleştirmemiz gerektiğini gösteriyor. O zaman yine dıştaki atomlara, oksijenlere geri kalan elektronları dağıtmaya başlayabiliriz. Oksijen oktetini tamamlayacağına göre her bir oksijenin 6 elektrona ihtiyacı var. Bu şekilde her bir oksijene 6 tane olmak üzere 12 tane elektron yerleştirdik. Ama elimizde 14 tane vardı. Demek ki geride 2 tane daha var. Hatırlayalım. Geri kalan elektronları da merkez atomunun çevresine yerleştiriyorduk. Bu nedenle bu iki elektronu da kükürde verebiliriz. Kükürt henüz oktetini tamamlamadığına göre Lewis elektron nokta yapımızı bitirmiş sayılmayız. Bunu bu şekilde yani kükürtün okteti tamam değil diyerek ya da formal yük cinsinden düşünebiliriz. Kükürtün formal yükü şu an için minimumda değil. Hala bazı elektronları paylaştırması gerekiyor. Örneğin burada mavi ile işaretlediğim oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerinden alıp buraya getirebilirim. Bu şekilde oksijen ve kükürt arasında çift bağ oluşturmuş olurum. Evet artık kükürt ve oksijen arasında bir çift bağ var. Ama şimdi sağdaki oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti varken soldakinin üç tane ortaklanmamış elektron çifti var. Kükürtün de aynı şekilde hala tek bir odaklanmamış elektron çifti var. Bu durumda önce formal yüklere bir göz atalım. Detaya girmeden çabuk çabuk hesaplayalım. Soldaki oksijenle başlayabiliriz. Oksijenin bağ yapmamış halde 6 tane değerlik elektronu var. Lewis elektron nokta yapısında ise bu mavi elektronlardan birini oksijene birini kükürde verirsek 7 tane elektronu olmuş olacak. Bunu göstermesi biraz zor olacak. Hemen buraya yazayım. 6 eksi 7 bize bu oksijen için eksi 1 formal yükü verecek. Aynı şeyi şimdi kükürt içinde yapalım. Gördüğünüz gibi kükürt 5 değerlik elektronu ile çevrelenmiş. Ayrıca 6. grupta olduğuna göre bağ yapmamış halinde 6 tane elektrona sahip. 6 eksi 5 artı 1 formal yükü verecek. Demek ki kükürdün şu andaki formal yükü artı 1. Soldaki oksijen ise eksi 1. Formal yüklerin sıfır olmamasına rağmen bu da oldukça iyi denilebilir. Ama düşünmemiz gereken bir şey daha var. O da ortaklanmamış elektron çiftini sağdaki oksijenden almış olmam. Aslında bu oksijenden de ortaklanmamış bir elektron çifti alabilirdim. O zaman bu sadece farklı bir rezonans yapısı olurdu. Buradaki kükürt dioksitin sadece bir tane rezonans yapısını çizdim. İki çift bağ kurmak formal yükü azaltır ancak sülfür dioksidin iki gösterimi de genelde kabul görür. Ama şu anda gerçekten rezonans ve formal yük hakkında detaya girmek istemiyorum. Onlardan zaten daha önceki videolarda yeterince bahsetmiştik. Eğer hatırlamak isterseniz o videoları tekrar izlemenizi tavsiye edebilirim. Sonuç olarak elimizdeki Lewis elektron nokta yapısı bu. Daha rahat görebilmeniz için buraya tekrar çiziyorum. Aslında çizdiğimiz Lewis yapısı, kurallara göre çizebileceğimiz yapılardan sadece biri. Değerlik elektronları da işte buralara yerleşiyor. Şimdilik formal yüklerle ilgilenmeyelim. Çünkü artık molekülün geometrisini bulsak iyi olur. Dikkat edeceğimiz şey Vesper, yani Değerlik katman elektron çiftleri itme kuramı. Lewis elektron nokta yapısı elimizde olduğuna göre bir sonraki adıma geçebiliriz. Yani merkez atomunu çevreleyen elektron bulutlarının sayısını bulmamız gerekiyor elektron yoğunluğu yaratan bağ içindeki değerlik elektronlarını ya da ortaklanmamış elektron çiftlerini bulmamız lazım. Merkez atom bildiğiniz gibi kükürt. Burası bir elektron bulutu olabilir. Çünkü burada bir elektron yoğunluğu var. Evet, burada bir elektron grubu var. Sağdaki çift bağı da ikinci elektron bulutu olarak alabiliriz. Buradaki elektron sayıları ile ilgili değil, elektron yoğunluğu olan bölgelerle ilgilendiğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar yaptığımız örneklerle karşılaştırırsak ilk defa ortaklanmamış bir elektron çiftimiz var. Bu çifti de bir başka elektron bulutu olarak kabul edebiliriz. Öyleyse yine 3 tane elektron bulutumuz var. Bir önceki örnekte 3 tane elektron bulutunun üçgen düzlemsel geometriye yerleşmeye çalıştıklarını görmüştük. O zaman bu Lewis yapısını tekrar çizerek üçgen düzlemsel şeklini almasını göstermeye çalışabilirim. Burada yine formal yüklerle ilgilenmemize gerek yok. Sonuç olarak yapı buna benzer bir şekil alacak. Hatta bu elektronları orbitallere yerleştirirsek elektron bulutlarını görmemiz biraz daha rahat olabilir. Elektron bulutları yine üçgen düzlemsel geometriye sahip. Bu bağ açılarından da 120 derece olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Aslında 120 dereceden biraz daha az ama bu şekilde kabul edebiliriz. Evet. Sonuç olarak bu Elektron bulutlarının alacağı şekil diyebiliriz. Artık en başta yazılı olan moleküllerin geometrisini belirlemekte kullandığımız adımlara bir göz atalım. Üçüncü adımı da tamamlamış olduk. Merkez atomun çevresindeki elektron bulutlarının geometrisini bulduk. O zaman dördüncü adıma geçebiliriz. Yani molekülün geometrisini belirleyebiliriz. Bunun için atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini hesaba katmıyoruz ya da onların daha farklı bir itme kuvveti olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Bu örnekte yaptığımız şey, kükürtün üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftine dikkate almamak. Molekülün şeklinden bahsederken bu ortaklanmamış elektron çiftini göz ardı edeceğiz. Elektron bulutları üçgen düzlemsel olsa da molekülün şekli aslında açısal, kırık doğru şeklinde. Ortaklanmamış elektron çiftini göz ardı edip sadece atomlara bakarsanız açısal, bükülmüş şekli fark edebilirsiniz. Bu yüzden de molekülün şekline açısal diyebiliriz. Açısal ya da kırık doğru gibi bir şekil. Böylece 3 elektron bulutuna sahip 2 tane farklı örnek yapmış olduk. Unutmayın önemli olan sadece elektron bulutlarının sayısı değil molekülün şeklini belirlerken ortaklanmamış elektron çiftlerinin hesaba katılmaması gerekiyor.